Arkadaşlar hoş geldiniz Rafadan Tayfa Arkadaştan Öte kitabımızı hem inceleyeceğiz hem de içerisinden ufak bir tane hikayecik seçeceğiz. Pekala bu Rafadan Tayfa kitapları hangi yaş grubuna göre 8, 9 ve 10 yaş grubuna göre hazırlanmıştır. Bunların içerisinde Eyvah Macera başlıyor. Vantilolog Kamil, Bilim Kahramanları, Hafiyelik Peşinde ve Arkadaştan Öte. Bunları tek tek kanalımızda inceledik, içerisinden bahsettik ve birer tane de hikayenizi okuduk. Bütün kitaplarının ilk başlangıçlarında ekibi tanıtıyorlar ve çok sevdiğiniz Rafadan Tayfa şarkı sözleri burada İsmail Fidan'ın yazdığı ve sonra hikayelerine başlıyorlar. Arkadaşlar bizleri destek için abone olan ve daimi abone olup bizleri takip eden arkadaşlarımıza teşekkür amaçlı hediyeler dağıtacağız. Aklınızda bulunsun. Bizi tercih ettiğiniz için, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Hemen içerisinden bir tane hikaye seçelim. Ayrıca bazı kitaplarda renklendirme yapılırken çok yoğun kokular oluyor. Bu kitapta renklendirme olduğu halde yoğun bir koku ben hissetmedim. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlarınız arasında alın, okuyun ve dakika tutun. Kelime fazlalığıyla birlikte eğlenceli eğitim zamanı. Hayatımızdaki çemberler. Sevim'in çemberleri nereden bulacağını herkes çok merak etti. Meraklarını gidermek için ertesi güne kadar beklemeleri gerekiyordu. Gece düşünüp durdum. Hayatımızda ne çok çember vardı. Bir zamanlar tekerleklerimi saran lastiklerimi hatırladım. Onlar da kalın ve şişman çemberlerdi. Beni senelerce sırtlarında taşıdılar. Onlara çok şey borçluyum. Tekerlekler olmasa insanlar ulaşım ve taşıma işlerini nasıl hallederlerdi? Bilinmez. Tekerlek icat edilmeseydi dünya çok farklı olurdu. Bütün çemberler kendi etrafında döner. Bir çember döne döne dünyanın etrafını turlayabilir. Dünya da tıpkı bir çember gibi kendi etrafında döner. Güneşin yörüngesindeki hareketi de daireseldir. Dünyamız ve güneş sistemindeki öteki gezegenler hatta Samanyolu eliptik bir çember çevresinde döner. Hayatımızda ne çok çember ve daire var. Bozuk paralar, yüzükler, bilezikler, saat kadranları, davul kasnakları, basket potaları, rula bantlar, hula hooplar, simitler vesaire vesaire vesaire. Bunları okurken siz de düşünebilirsiniz. Bunlara ekleyebilirsiniz. Birbirinize sorup neşeli, eğlenceli eğitime devam edebilirsiniz. Dönme dolapları kocaman bir çember gibi düşünebilirsiniz. Gözünüzün önüne bir luna park getirin. Oyuncakların çoğu çemberler gibi kendi etrafında döner. Sonra gondollar da havada yarım bir çember çizmez mi? Hızlı trenlerin en heyecanlı parkuru daireseldir. Demek ki dairesel hareketler insanları mutlu ediyor. Çocukların el ele tutuşup kocaman bir çember haline aldıkları halk oyunlarını da unutmamalı. Rafadan Tayfa'nın çember çevirmenin davetkar etkisine kendilerine kaptırmamalarına şaşırmamak gerek. Ertesi sabah çocuklar ellerinde yepyeni çemberlerle geldiler. Rüstem de yanlarındaydı. Yeni çemberleri o getirmişti. Rüstem çocukken mahallenin en hızlı çember sürücüsüydü. O çemberiyle birlikte görününce şenlik başlardı. Türlü türlü çember numarası vardı Rüstem'in. Sevim'in sürprizi buydu demek ki. Genç çember sürücülere taktik versin diye abisini getirmişti. Bu çocuklar çok şanslı. Her zaman olduğu gibi Rüstem abileri yine yanlarında. Rüstem önce boyuna uygun bir çemberle çocuklara küçük bir gösteri yaptı. Hem çok hızlı hem de çok becerikliydi. O kadar hızlıydı ki çocuklar hareketlerini yakalamakta güçlük çektiler. Birbirlerini dürterek "O Rüstem abiye bak" dediler. Kamil keyifle şöyle bir gerindi. "O böyle sürsün, biz akşama kadar izleriz" diye böbürlendi. Rüstem sonunda durdu. Durdu ama bu öylesine bir duruş değildi. Çok çalımlı bir hareketti. Olduğu yerde sıçrayarak 180 derece dönmüş, sonra da çemberi yakalayıvermişti. Bunları hiç zorlanmadan yapıyordu. Çocukların onu ne büyük bir merakla izlediklerini farkında değildi. Nefes nefeseydi. Biraz soluklandıktan sonra çocuklara
oyunla ilgili ilk ipucunu verdi. Düşecek diye telaş etmeyin. Eliniz titremesin yeter. Akın ve Kamil hemen Rüstem'in yanına koştular. Hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Akın dedikleri kadar varmış Rüstem abi dedi. Kamil de gösteriden çok etkilenmişti. İşi ustasından öğreneceğiz desenize diyerek Rüstem'den söz almaya çalıştı. Rüstem çocukluk günlerine dönmüştü. Onları çalıştırmaya dünden razıydı. Kendinize güvenip çalışırsanız zamanla gerisi de gelir. Kamil atıldı. Kendimize güvenmez olur muyuz abi? Yalnız o son yaptığın hareket var ya. Kamil yine kitabı ortasından başlamak istiyordu. Rüstem Kamil'in niyetini anladı. Onu uyardı. Ve böylece devam ediyor arkadaşlar. Kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı. Yardımı da sever, çevresine faydalı. Abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları. Saymakla bitmez birçok iyi yanları. İyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Hiç yerinde durmazlar, bilir onları. Sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları. Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa.